Temmuz ayında gelen zamdan sonra asgari ücret 5500 TL oldu. Şimdi vatandaşlara sorup fikirlerini alacağız. Bakalım asgari ücret yeterli mi, yetersiz mi? Gelin hep birlikte bakalım. Evet, elbette oldu tabii. Yani rahat rahat kira ödeyebilirler, geçinebilirler. Ödeyemez, geçinemez. Gün şartlarına göre bir patatesin kilosu 11 lira olmuş. Nasıl geçinecek ki? Elektrik, doğalgaz, ona keza. Sizce asgari ücrete tekrardan zam gelecek biliyorsunuz yıl başında. Evet. Tüm aileler gelecek zam mı bekliyorlar? Evet. İkinci bir zam mı? Evet. Ne kadar olursa asgari ücret bir rahatlama olur ailelerde? Gün şartlarına göre düşünülmesi lazım. Elbette enflasyon bu şekilde kalacak mı acaba? Bu şu anki bu durumda bir sayı verseniz ne kadar olsun isterdiniz? 7000 lira olmasını isterdim. Hani 7000 lirayla aileler rahat rahat kira ödeyebilir ve yaşamını sürdürebilir diyorsunuz. Nispeten. Ha, yine olmaz. Ben 25 yıl devlet dairesinde evet. çalışmış bir kişiyim. 3300 lira maaş alıyordum. Şimdi 4600 lira oldu. %42.35 verildi. Az alana az, çok alana çok verildi. Bugün 5000 lira alanın maaşı 7000 liraya çıktı. 7000 lira alanı 10000 liraya çıktı. Bunlara ben karşıyım. Ben ülkücüyüm, ben milliyetçiyim. Ama bundan sonra kesinlikle düşünmüyorum. 2500 lira emekli maaşı alan kişiye %40 verdi, 3500 lira yaptılar. En az alana %40, çok alana %42.35. Hangi adaletten bahsediyorsunuz ki? Adaletin aslı kalmamış artık. Yani bu dönemde şu an fakir zenginleşemeyecek mi sizce? Asgari ücretli rahatlamayacak mı? Asla. Asla, bitti o. Peki düzelir mi sizce? Düzelmez, inanmıyorum. Sistemin değişmesi lazım. Çünkü buna %43 verirse, çok alana %25 versin, ona %50 versin ki seviyeyi bulsun. 3500 liraya vatandaş ne yapacak şu anda? Ben de emekliyim. Amcanın da 2008'de emekli oldum. Daha dediği gibi aynı maaşa ulaştık. Şu anda aynı maaşa ulaştık. 2000'den önceler intibak yasasından yararlandı. 2000'den sonrakiler yararlanmadı. Buna bir düzeltilmesi gerekiyor. Aynı yerde çalışmışsak, aynı işi yapmışsak o alı 7000 lira, ben alayım 3500 lira, 4000 lira. Adaletsizlik var. Onlara dur diyecek, geride devam edecek. Yahut da bunlara Seyhan'la bir zam verecek, önde gelene kavuşturacak. Ben kurban alayım. Düşmez bana kurbanlık. Yalnız tortorun sahibi olmuşum. Alışkanlık haline gelmiş. Zorunlu olaraktan alayım ben bunu. Şimdi yılbaşında gelecek olan zamdan bir umudunuz var mı peki? Çok yükselir, biz rahatlarız diyor musunuz? Amcanın dediği gibi olursa rahatlarız, yoksa rahatlamak. 7000 lira rahatlatır bizi diyorsunuz. Tabii ki. Şimdi adaletsizlik burada. Aynı işi yapmışsın. Aynı arkadaş 7000 lira alayım, ben 4000 lira alayım. 3500 alan var. Bunun ev kirası verse 2000 lira. 500 de elektrik su parası verse, daha odun kömürünü saymadık değil mi? Peki evde bekar çocuğunuz var mı? Ben küçük dağıttım, çocuğunuz. Hepsini dağıttım. Bir hanım kaldık. Hanım diyor ki aldığım maaştan bana harçlık vermeyin diyor. Ya dedim ben sana veririm bu kartı, maaş kartını. Sen ev masrafını karşıla, ben harçlık istemeyeyim senden dedim. Peki kirada ve çocuklu olan asgari ücretli çalışanlar ne yapıyor sizce bu durumda? Allah yardım eylesin. Allah yardım ediyor. Onlara Allah yardım ediyor. Bak bir karı bir kocayım, çoluk çocuğu dağıttım. Evim kira değil. 3300 liralıydım aynı sığımı. Daha 7. ayın 25'ini alacağız zamlı maaşımızı. Kurban da veresiye kestik. Sizce düzelecek mi? Şimdi biz yaşımız 70'i buldu. Oğlan everdik, kız gelin ettik. Bizim düğünlerimize gelen eşimiz, dostumuz oldu. Biz onların düğünlerine gidemiyoruz. Mahcubuz. Mahcubuz. Ne yapmamız gerekiyor? Bir çeyrek altın olmuş 1600 lira. Ne yapacağız biz? Ben de işte o yüzden sordum. Siz bu şekilde herkes kendi açısından, kime mikrofon uzatsa kendi açısından söylüyor. Evet. Hani evet. Kendi hayat şartlarını evet. anlatıyor. Peki asgari ücretle çalışan çocuklu, kirada oturan aileler var. O zaman evet. onlar ne yapacak? Evet, evet. Bu düzende ne olacak bu şekilde? Hiçbir düzelecek şey mi? Olacağına inanmıyorum. Düzeleceğine inanmıyorum bu sistemle artık. O zaman yılbaşında gelen zam da hiçbir etkisi olmayacak, ailelerin bütçesine. Olmayacak, evet. Şunu söyleyeyim, siyasete katmayak. Ahmet gitmiş, Mehmet gelmiş. Kanun aynı kanun ya. Hiç fark etmiyor. Tayyip gitse, öbürleri gelse kimse düzelteceği yok. İlk önce alt tabaka alım gücünü artıracaklar.
Zengini zengin oldu, fakir de fakir oldu, orta tabakada silindi gitti. Benim gördüğüm zengini zengin yaptılar. Fakir de fakir yaptılar, orta tabakada sildiler. Bu adaletsizlik kalkmadı müddetçe bir araya gelemek. Ahmet gitmiş, Mehmet gelmiş, fark etmiyor. Kanun aynı kalkıyor. Şimdi o koltuktan kalkacak Ahmet, Mehmet gelip oturacak. Aynı kanunu işleyecek. Geçsin toplam milletvekilinin maaşı Allah esirgesin 27 bin lira olmuş. 3500 lira da vatandaş, milletvekili 10 aylık demek ki. Biz öyle düşünüyoruz. Sen de beni el et yanına biraz da ben de vatandaş olduğumu bileyim. Bütün vatandaşın düşüncesi aynı düşüncemiz. Gelecek olanların hiçbirine de umut bağlamıyoruz. Hiç umudumuz kalmadı diyorsun. Yok, bitti. Allah'a güvenin. Başka bir şey kalmadı. 5500 oldu. Evet. Bütçenize bir katkısı oldu mu ara zamda? Asgari ücrete gelen zam sadece asgari ücrete geldi. Esnafa herhangi bir katkısı olmadı. Zaten asgari ücrete gelen zam gelmeden geri eridiği için esnafa hiçbir katkısı olmadı. Peki şöyle düşünecek, genel bir bakış açısından söyleseniz. Bir asgari ücretle geçinebilir, 5500 ile bir asgari ücretle geçinen aile, yani bütçesini rahatlatabilmiş midir bu ara zamda? Rahatlatamamıştır, şu açıdan söyleyeyim. Nasıl söylemek gerekirse, Maraş'ta mesela, Kahramanmaraş'ta asgari ücretli şöyle geçinemez. Ev kiraları olmuş 1300-1500 lira. 1500 lira ev kirasına verdikten sonra 500-1 milyar arası da evin elektriğiydi, suyuydu, internetiydi harcadıktan sonra mutfak masrafları zaten bir ailenin, 2-3 kişilik bir ailenin 1,5-2 milyar. Bu ailenin hiçbir bir sosyal hayatı olmayacak mı? Hiçbir ek geliri olmayacak mı? Kendine katamayacak mı? Biriktiremeyecek mi? O yüzden herhangi bir etkisi olmamıştır ya. Bugün yarın asgari ücret 8-10 milyar olduktan sonra domatesin kilosu 100 liraya 200 liraya çıkacaksa asgari ücretliye zaten hiçbir rahatlama getirmez. Hiçbir şekilde faydası da olmaz. Önemli olan zaten enflasyonun düşmesi. Asgari ücretin artması değil mesele. Herkes bunu kavrayamıyor. Önemli olan fiyatların düşmesi. Esnafsınız sanırım siz de. Doğru. Yine genel... Yani dolar bazlı hesaplarsak 2.800 iken kaç dolardı? 5.5 iken kaç dolar? Amerika'da asgari ücret kaç dolar? Türkiye'de kaç dolar? Yani asgari ücret üzerinden hesaplarsak dünyanın sayılı ülkeler arasında kaçıncı sıradayız? O zaman sizin görüşlerinize göre asgari ücret ne kadar olursa olsun bu şekilde gittiği sürece herhangi bir rahatlama olmayacak bütçesi. Üretim artması, tarımsal ürünlerin artması, katma değerli ürünü dışarı satabilmemiz ve onun üzerinden değerlendirilmesi lazım. Onun haricinde yani ne kadar artarsa 10 bin de olsa, 15 bin de olsa bence yoksulluk sınırının üstüne çıkmalı. Ama bunu verebilecek bir işveren de yok. O yüzden mevcut tabloda yani ne kadar arttırırlarsa arttırsınlar diyeceğim bir şey olacağını sanmıyorum. Bugünkü sorumuz asgari ücretin 5500 olması. Tamam. Ve aile bütçesine bir faydası olup olmaması. Sizin genel bakışınız nedir? Çok güzel. Yani 5500 lirayla 4 çocuklu bir aile rahat bir şekilde yaşam sürdürebilir. Sürdüremez. Nasıl sürdürün? Yine sürdürün. Çok güzel dedin Ahmet Hocam. Yahu tamam da nasıl sürdürürsün? Sen bana cevap ver de ben sana söyleyeyim. Biz bunları soruyoruz. 5500 lira aile bütçesine katkı oldu mu? Bu ara zam. Bu kadar ara zamsa iyi kızım. Evet. Çok iyi para. Peki o zaman asgari ücret yılbaşına tekrar bir zam gelecek biliyorsun. Bunu herkes biliyor şu an. Evet. Asgari ücret ne kadar olursa bütçeye bir katkısı olur. İnsanlara bir rahatlama gelir Ahmet Hocam. 7,5 lira olursa yeter bana. 7500 lira rahatlatır diyorsun. Rahatlatır beni. Çocuğun var mı? Evin en küçük çocuğu benim. Yok, senin çocuğun var mı Ahmet Hocam? Benim bir oğlum var, bir kızım var. İkisi de evlendi. Evin en küçük çocuğu benim. Benimle başka çocuk yok evde. Anladım. Bekar çocuğun yok. O zaman sen rahat bir şekilde geçim sağlarım 7500 lira. Yeter, yeter. Çok bile bana. Peki çocuğu olanlar için 7500 lira yeter mi? Onlara sormak lazım kızım. Bana ne soruyor? Ahmet Hocam sen genel bir bakış söyleyeceksin bana. Senin fikirlerin bizim için çok önemli şu an. Görmüş, geçirmiş, yaşamış öyle birisin. Mi? Evet tabii ki de. Vallahi öyle değil ama ben de hiç görmüş geçirmişe benzemeyeyim. Benim anam yok, babam yok kızım. Bana rahmet eylesin afiyet olsun. Bana ne kadar çok versen o kadar ben az derim. Sen parayı çok ver bana yeter ki. O zaman 7500 lira beni rahatlatır. Ben rahatlatırım. Ben keyfime bakarım diyorsun. Keyfime bakarım yeter bana. Diğerleri de ne yaparsa yapsın. Ben ilgilenme yerlerine ben ne karışırım. Asgari ücret 5500 oldu. Sizce bütçe açısından aileler rahatladı mı? Yani rahatladı gibi gözüküyor bugün itibariyle ama ileride sonuçlar ne olacak belli olmaz. Yani gelecek zamlarla birlikte yine sıkıntıya girebilir aileler.
Yani sizi şu an asgari ücretin gelen zamdan ziyade arkasından gelecek zamlar mı endişe ediyorsunuz? Evet, evet. Bugünkü zam şu anda insanları mutlu ediyor. Ama devamında enflasyon farkı ne olacak? Önümüzdeki ay ne sonuçlarla karşılaşacağız belli değil. Çalışıyor musunuz? Evet, çalışıyorum. Asgari ücretle mi çalışıyorsunuz? Asgari ücretle çalışıyorum. Kirada mısınız peki? Yok, ev kendi evim. Peki kirada olan bir aile asgari ücretle geçinebilir mi? Bir de o şekilden bir size bir açıklama alalım. Yani evli değilse geçinebilir. Evliyse geçinemez. Evliyse geçinemez. O zaman asgari ücret yine çalışan ve kirada olan ailelere yetmeyecek. Yetmeyecek. Allah yardımcılar olsun, öyle söyleyeyim. Peki bu tekrar yılbaşında zam gelecek. Herkes evet. O gelecek zamı bekliyor şu an. Sizce asgari ücret ne kadar olursa bir rahatlama olur bütçe açısından tüm ailelere? Yani enflasyona göre uyarlanması gerekiyor. Enflasyon neyse asgari ücret de o derece artması gerekiyor. Enflasyonun altında kaldığı sürece çalışanlar, memurlar, emekliler ezilmeye mahkumdur. Bana sorarsanız hiç yoktan iyi. Ama tabii yetersiz, gerçekten yetersiz. Çünkü her şey en az 3 katı, 4 katı fiyat yükselmesi var. Başarabilmek için buna idare etmek lazım. Sonunda da inşallah düze çıkarız. Gerçekten düzelir. Ben inanıyorum düzeleceğine. Enflasyona göre olursa iyi olur. Onun altında olursa biliyorsunuz herkes perişan olur. Çocuğunuz var mı asgari ücretle çalışan? Yok. Peki asgari ücretle çalışan bir aile 5500 lirayla hani bir de kirada geçinebiliyor mudur rahat rahat? Rahat geçinemez ama geçinmek zorunda. Bazı şeylere yok diyecek. Bazı şeylerin küçüğünü alacak, hafifini alacak, değerinden biraz daha düşük alacak ve o öyle yaşayacak. Fakir her zaman var, zengin her zaman var. Fakir olmasa zengin olmaz, zengin olmasa fakir olmaz. Yani birbirlerini tamamlarlar. Hepsi birbirine muhtaç. 5500 lira olur mu? 5500 de geçinemem. Patatesin kilosu 11 lira mı ne? Nasıl geçineceksin? Yani ara zamda yine rahatlamadık diyorsun. Yok, hayır. Ara zamda ne rahatladık? Neden rahatladık? Ya önümüz kurban biliyorsunuz, kurban bayramında. Aileler nasıl, kurban alamadı mı yine 5500? 5 milyar lira para maaş vericiler nasıl alacak? 4 milyar lira kurbanlığa verirsen kalan 1 milyar liraya nasıl geçineceksin? Hadi kirada oturanı düşün. 4250 ile 5500 arasında 1250 lira var, fark var. Ama piyasa aynı kalırsa rahatlama olur. Misal veriyorum, ekmek şu anda 4 lira. Ekmek 6 lira olursa bir farkı kalmaz verilen paranın. Yani zamın arkasından zam gelmez. Ancak o zaman yani, rahatlarız diyorsun. Yani işte evet. Burada önemli olan devletimizin fırsatçılara fırsat vermemesi. Misal veriyorum, araba alacak oluyoruz. Bayide araba 300 bin lira. Arabayı ikinci elde 350 bin liraya yazmış satıyor adam sıfırını. Peki bunların önüne geçebilirsek mesela her şey eski günlere döner. Peki bu yılbaşında tekrardan zam gelecek biliyorsunuz. Aileler dört gözle yılbaşındaki zamı bekliyor. Sizce ne kadar zam gelir ya da asgari ücret ne kadar olursa rahat bir geçim kaynağı olur? Yani ortalama 7 bini düşmemesi gerek ya şu an. Yani 7 bin olursa rahat bir şekilde. Yani. Ve olacak zamlarla da büyük ihtimal 7 bin lirayı, 6500-7 bin lirayı görür. Bulur. Sıkıntı evet. Olmaz. Bulur da. İşte dediğim gibi fırsatçılara fırsat vermemesi lazım devletimizin. Ya yine de Allah devletimize zeval vermesin. Aynı anda dedik. Evet. Yani bir sıkıntımız, problemimiz bizler için tabii ister istemez etkiliyor. Etkilemiyor desek yalan olur. İş bakımından etkiliyor. Yani insanların hayat şartları bakımından etkiliyor. Keşke daha fazla olabilseydi ama şu anki ekonomik şartlara göre düşük. Çok az bir rahatlama oldu yani. Şu anda çocuğum da var, görüyorsunuz beni. 5500 lirayla çok zor geçiniriz. Önümüz kurban. Yani ara zamla birlikte kurban kesebiliyor musunuz şu an? Yani bu yıl rahatladınız mı? Rahat bir şekilde alabildiniz mi kurbanınızı? Maalesef kurban kesemeyeceğiz bu yıl. Bu yıl başında tekrardan bir zam gelecek. Evet. Sizce asgari ücret ne kadar olursa bir rahatlama gelir? Asgari ücret en az 10.000 TL olmalı. 10.000 lirayla rahatlarız diyorsunuz. Yani en azından asgari geçim sıkıntısını yakalayabiliriz yani. Peki olur mu 10.000 lira asgari ücret? Maalesef. Yani bir 7.000 lira falan olacağını düşünüyorum da daha fazla olmaz. Kaç çocuğunuz var? İlk çocuğum bir tane. Asgari ücretle mi çalışıyorsunuz? Evet.
Peki tatile gidebiliyor musunuz? Sosyal bir yaşantınız var mı? Rahat rahat yani istediğiniz bir yere gidebiliyor musunuz? Yoksa sadece ihtiyaçlarınızı mı alabiliyorsunuz? Şu an sadece yani gördüğünüz gibi herhangi bir poşet de yok elimizde. Bir alışveriş yapamadık. Sadece geçim derdimizi, kiramızı, işte çocuğun masraflarını karşılayabiliyoruz. Peki düzelir mi? İnşallah düzelir. Kolay gelsin. Sağ olun. Şöyle yanınıza açıp çok kısa durmayayım. Asgari ücret 5500 TL oldu. Evet. Sizce bütçeye bir katkısı oldu mu? Vallahi şu an bütçeye bir katkısı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü yetersiz buluyorum. Ama şu an çalışan arkadaşlar var burada. Yani 5500'e verecek insan da yok yani. Onu da düşündüm yani. Şu ekonomi şartlarda bir katkı sağladığını düşünmüyorum. Çok düşük bir yani. Peki bu yıl başında tekrardan bir zam gelecek. Asgari ücret ne kadar olursa bir rahatlama olur? En aşağı 7500 lira olması gerekiyor. 7500 lira olması gerekiyor. Evet. Esnafsınız sanırım. Esnafım evet. Eleman çalıştıramıyorum. Yani ekonomi şartlardan dolayı. Sigortası, asgari ücretinin olduğu. Yani bu şartlardan dolayı çalıştıramıyoruz yani. Peki asgari ücretle çalışan bir aile hem kirada oturup hem de çocuklu yetiştirebilir mi? Yani rahat bir yaşam sürdürebilir mi? Sadece hani kendi açınızdan değil de geniş bir bakış açısından bir yorumlayabilir misiniz? Şu şartlarda şu 5500 lirayla yani geçireceğini hiç düşünmüyorum yani. Ancak ev kendinin olacak, araba kendinin olacak aynı o şekilde. Peki düzelecek mi sizce? Umarım düzelir. Düzeleceğini hiç düşünmüyorum ama. Bu şartlardan dolayı düzeleceğini düşünmüyorum. O zaman personel de çalıştıramıyorsunuz bundan dolayı. Çalıştıramıyoruz. Asgari ücret yüksek olduğu için sigortalar da yükseldi aynı zamanda. Bir işçinin maliyeti 10 bin lirayı aştı. O yüzden şu an ne esnaf çalıştırabiliyor ne de yani eleman çalışabiliyor. Daha önce çalıştırıyor muydunuz? Daha önce çalıştırabiliyordum 4250'den önce. Yani ekonomi şartlar, fiyatlardan önce, dolar kurundan önce her şey normaldi. Ama şu anki piyasaya göre yani şu an ben çalıştıramıyorsam iki dükkan bize ait olmasına rağmen böyle bir küçük esnafları çalıştıramaz yani. Yani bir katkısı olmadı. 5500 TL çok yetersiz bir bakıyor şu zamanda. Yani en aşağı 8000, 7500 yani o civarda olması daha iyi olur. Çünkü bir ev kirası 2000 lira. Yani en kötü bir ev kirası 2000 lira. Marketler malum, ayakkabı fiyatları, giyim fiyatları, yani bir okuyan öğrenci falan yani imkansız yani onun yetiştirebilmesi bir ailenin. Valla arazan fiyatı yani çok bir etkilemez bence yani. Yani şu an 1000 lira verdiyse emin olun elektrik fatura bunlar daha yükseğe çıkacaktır. Hem verip hem alıyor mu diyorsunuz bu aynen, durumda? Aynen o şekilde hem verip hem alıyor. Mesela ben burada esnafım şu an kapatıyorum. Neden? Ekonomik krizden dolayı. Kapatacak mısınız aynen, işi? Kapatıyorum. Hatta dükkanımda seç al 100 lira yaptım ürünlerimi. Yani geliş fiyatının aşağısını yaptım. Hem kiradan anlaşamadım hem de yani bu sıkıntılardan dolayı. Herkes fırsatçıya döndü şu an. Yılbaşında tekrar zam gelecek. Beklemeyecek misiniz? Yani emin ol 2000 lira da yapsa artı emin olun onun acısı esnaflardan ve milletten çıkartıyorlar zaten. O yüzden fabrikada falan çalışmak daha mantıklı şu an. Ama bu ortamda asgari ücrete zam geldi iyi ama arkasından başka şeyler hemen anında asgari ücreti daha biz cebimize almadan arkadan hemen zam gelince çok bir anlamı kalmadı. Asgari ücretle çalışan var mı? Evet oğlum çalışıyor. Oğlunuz çalışıyor bekar o zaman? Evet bekar. Peki asgari ücret bütçesiyle oğlan evlendirebilecek misiniz? Zor. Bu ara zam gelmesi aslında yani dışarıdan ara zam gelmesiyle birlikte ailelerin rahatladığı düşünülüyor. Yılbaşına tekrardan bir zam gelecek. Sizce ne kadar olur asgari ücret? Ne kadar olursa rahatlar aileler? Valla zam gelmese şu durumda yani 8 olsa yeterli olabilir yani ama her şeye zam geldiği için her gün. Yani 8 bin liraya rahat bir şekilde geçinebilirim diyorsunuz. Geçinilebilir yani hani zam gelmese olabilir. 5600 lirayla geçinecek bir ailemiz yok yani. Nasıl söyleyeyim? Asgari ücreti yani ben açıkçası atasözünden kaşıkla verdi çomçayla aldı gibisinden oldu. Esnaf mısın burada? Esnafız evet. Personel çalıştırabiliyor musun? Personel çalıştıramıyoruz çünkü iş yok. Yani piyasa öyle olduğu için kimse gelemiyor mağazaya. Bu zamana kadar olmamış. İnsanlara zaten yapılan yapıldı. Herkes yani düştü. Düşen de oldu, kalkan da oldu. Bazen işine yaradı ama şu an zannetmiyorum ya. Biraz da biz toplum olarak karnımız tok da gözümüz aç. Nimet azgınlığı var. Yani şükür yok. Yoksa 5,5 milyar iyi paradır yani. Biz de çalışıyoruz.
Şükür yok. Yani dediğim gibi yine söylüyorum, biraz nimet azgınlığı var. Gözümüz aç. Şükretmiyoruz ki. Cenab-ı Allah bir virüs gönderdi. Biraz kendimize yani, şekil düzen vermemiz lazım yani. Şükür etmemiz lazım yani. Ya bir de şu, yani bu Türkiye Cumhuriyeti'nde kimse acından ölmez. İş de çok ama çalışan yok. Buyur, biz burada 200 milyon 6 milyar lira aylığına bulaşıkçı bulamıyorlar. Burada çoğu esnaf yani eleman bulamıyor. Ama adam üniversite mezunu, ben iş beğenmiyor. Böyle bir şey yok. Ben 43 senedir belli bu çarşıdayım. Ben daha kimsenin aç kaldığını tahmin etmiyorum. Ama lüks yaşayayım diyoruz. Biraz da aciz diyoruz. Yanlış bir şey. Lüks yaşama kardeşim. Ayağını yorganlığı yürü uzat.